Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size iki tane roman tanıtmaya çalışacağım. Birincisi J.K. Rowling'in Doğan kitaptan çıkan Boş Koltuk. İkincisi de J.D. Salinger'in Yapı Kredi Yayınlarından çıkan Çavdar Tarlasında Çocuklar isimli romanlar. Birinci romanımız Boş Koltuk. Şöyle göstereyim tekrar. Arkadaşlar romanımız baştan sona bir kasabada geçiyor. Şunu söylediğinizi duyar gibiyim. Zaten her roman bir yerde geçiyor diye. Ancak burada yazar kasabayı da baş karakterlerden bir tanesi haline getirmiş. Romanı okuduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Romanımızın konusu şöyle. Kasabadaki belediye meclis üyelerinden bir tanesinin ani bir şekilde beyin kanaması geçirmesiyle ve ölmesiyle belediye meclisinde bir koltuk boşalıyor. Kasabadaki bazı kişiler bu koltuk için aday oluyor. İşte buradaki siyasi mücadeleyi okuyacağız. Bu mücadeleyi okurken de yazar aday olanlarla birlikte birkaç tane daha aileyi ekleyerek bizi o ailelerin içerisine sokmuş. O ailelerdeki çocukların anne babalarıyla, karı kocaların birbirleriyle ve ailelerin birbirleriyle olan ilişkisini okuyacağız. Aynı zamanda kasabada uzun zaman önce sümen altı edilmiş, üstü örtülmüş bazı sırlar da bu siyasi mücadele sırasında ortaya çıkacak. Çıktıktan sonra da o sırların aileler üzerindeki etkisini de romanda okuyacağız arkadaşlar. Yazar romanın final bölümünde iyi bağlamış, güzel bir finalde de bitiyor. Sıradan insanların oluştuğu bir kasabada güzel bir roman çıkarmış yazar. Zaten kitabın arkasında da küçük bir kasaba hakkında büyük bir roman diye bitirmişler. Ben de o şekilde bitireyim. Boş Koltuğu tavsiye ediyorum. İkinci kitabımız Çavdar Tarlasında Çocuklar. Tekrar göstereyim. Kolejden atılan bencil, egoist, yalancı, başkalarını sürekli küçük gören romanımızın kahramanı okuldan kovulduğu için, erkenden kovulduğu için ailesinin yanına gidemiyor. Bu sebeple New York'ta bir hafta geçirmek zorunda kalıyor. İşte kitapta bize bu bir haftayı anlatıyor. Bu bir hafta içerisinde kahramanımızın ilişkiye girdiği insanları, gözlemlerini yazar bizle paylaşmış. Kitaptan çok keyif almadım arkadaşlar. Bence büyütülmüş bir roman. Okusanız da olur, okumasanız da olur diye düşünüyorum. Kitap bende şöyle bir his uyandırdı. Hani bazı arkadaşlarınız vardır. Size bir şey anlatmakta çok ince ayrıntıya girer, uzun uzun diye anlatır çok kısa meseleyi bile. Artık yeter de diyemediğiniz için sonuna kadar onu dinlemek zorunda kalırsınız. İşte bu kitap bende öyle bir his uyandırdı. Ben tabii ki her zamanki bir karar sizin. Ben kitabı beğenmedim. Bir anekdot, kitabın ismiyle de roman arasında bir bağlantı yok arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Ben Çavdar Tarlasında Çocuklar deyince aslında bir emek mücadelesi tarzında konusunda bir kitap bekliyordum. Tamamen farklı bir konu çıktı. Bunu da söylemiş olayım. Fakat kitapta çok beğendiğim bir cümle var. Onu da sizinle paylaşayım. Tanıtımı o şekilde bitirelim. Olgunlaşmamış insanın özelliği bir dava uğruna soylu bir biçimde ölmek istemesidir. Olgun insanın özelliği ise bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde yaşamak istemesidir. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi unutmayın sevgili kitap dostları.